Niye geldin İpek? Buralardan geçiyordum, seni göreyim dedim. Sen. Buradan geçiyordum. Seyyon niye düşsün ki buraya İpek? Tamam, yakalandım. Yalan söyledim, buralardan geçmiyordum. Seni göreyim diye geldim şapşal. Neden? Yoksa yine alışverişe mi gideceğiz? Ayıbımı yüzüme vurmaya devam etsen. Ya daha kaç kere özür dileyeceğim senden? Hediye paketimi almadım yoksa? Aldım da o kadar kolay değil yani, değil mi? İnsan arkadaşını öyle satar gider mi? Anlaşıldı, sen uzatmaya devam edeceksin. Bir rahatsız ettim, kusura bakma. Bir daha da arayıp sormam zaten. Dur tamam. Dur yani. Tamam, madem geldim buralara kadar özür dilemek için. İyi. Affettim ben de. Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Tabii. Olur. Aa. İpek Hanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ay. Yani. Çok da şık olmuşsunuz ha. Cemre. Arkadaşını davet etmedin mi içeri? Ayakta böyle. Buyurun buyurun. Aa, teşekkür ederim. Zaten Cemre teklif etti, ben kabul etmedim. İzin verirseniz biz bugün biraz dışarıda takılsak. Ne demek? Ne demek? Tabii ki. Şey, o zaman ben çantamı alıp geliyorum. Tamam. İpek Hanım. Daha da nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Oh, ne güzel, ne güzel. Evdekiler falan nasıl? İyiler. Oh, ne güzel. Allah daha iyilik versin inşallah. Zaten şöyle bir baksanıza. Vereceği kadar iyiliği vermiş. Öyle değil mi? Ya şey diyeceğim. Bu Elif'in uyuz bir arkadaşı vardı. Nikahta da görmüştüm. Yıldız mı? Heh, o kız. Nerede oturuyor? Buralara yakındır herhalde. Sen niye arıyorsun ki Yıldız'ı? Bana bak. Yoksa sen onun için mi geldin buraya? O özürler falan yalan mıydı? Sen yine mi oynuyorsun benimle? Ay baby, sen de çok alıngan oldun ya. Tabii ki alıngan olurum İpek. Senin de mağaza görevlisi tutsa kolundan hırsız diye sen de alınırsın. Annemi aramak zorunda kaldım ya. Ne kadar utandım biliyor musun? Baby, benim soyadımın avantajları kadar dezavantajları da var. Ya bir şey oldu mu basın hemen üzerimize çullanıyor. Annem babam da tabii burnumdan getiriyor beni. İyi tamam. Uzatmayayım ama sen de söyle yani. Ne işin var Yıldız'la? Öylesine sordum. Öylesine. Ne haber? Sen seversin diye buranın sütlacını hemen söyledim. Limonatayla sütlaç hazır olsun istedim. Ay. Bu nasıl güzel bir şey. Nasıl çocukluğumun tatlısı. Ya vallahi çok makbule geçti. Çok teşekkür ederim Sefer. Bak vallahi gülmeyeceğim. Gerçekten nasıl kırdın o parmağını? Kalbimi kırıyorsun ama Yıldız. Dedim ya sana o adam kırdı diye. Ya o adam tehlikeli, psikopatın teki. Ya Can'ın parmağımı ne hale getirdi? Psikopatın biri o adam Yıldız. Bak Sefer. Alız'ı sevmediğini biliyorum. Ama yalan söylemek sana hiç yakışmıyor. Bak sen dürüst, efendi bir adamsın. Neden yalan söyleyeyim Yıldız? Ben de onu diyorum zaten. Niye yalan söylüyorsun? Ya peki sen neden o adamı bana savunuyorsun? Gökte ararken yerde buldum Yıldız'ı. Bir şeyler yiyelim mi şurada? Artık nesi meşhursa buranın. İpek, ben çekemem bu varoşu. Biz başka bir yere gidelim. Bir dakika beklesene sen beni. Ne haber Yıldız? Nikahtan beri görüşemedik. Görüşecek miydik? Lafın gelişi söylüyorum babyse. Cemre'yle buralardan geçiyorduk. Gelip sana bir merhaba diyeyim dedim. Merhaba. Merhaba. Buraya gelmişken hazır Elif'in yüzüğünü alayım diyorum. Ben götürürüm ona. Anlamadım. Ne yüzüğü? Hani sen de unutmuş ya Elif. Dün tüm gün beraberdiniz ya hani. Ha, yüzük. Tabii canım. Evde. O zaman gidip alıp gelelim. Yakındır zaten evin buraya senin. Uyar mı sana? Şey, çok isterdim ama Sefer'le sinemaya geçmemiz lazım. Fragmanları kaçırmak istemiyorum. Hadi yürü Sefer. Oldu. Görüşürüz İpek'ciğim.
Görüşürüz Yıldız'cığım. Sinemada bana sürpriz oldu Yıldız. Yani doğruya doğru. Nasıl bir filme gidelim Yıldız? Böyle romantik bir filme gitsek olur mu? Yani ben diğer erkekler gibi sevmem öyle vurdulu kırdılı filmleri. Duygu yüklü bir adam olduğum için. Ben nasıl unuttum ya? Annemle pazara çıkacaktık biz. O kadar poşeti tek başına taşımasın şimdi. Yazık kadına. Başka zaman gideriz sinemaya. Film Yıldız. Ama annem Sefer. Hadi görüşürüz. Ya ne oldu şimdi ya?